Çukur dizisi yeni bir dönüşüme girdi. Ayrılanlar olduğu gibi yeni gelen oyuncular da var. Hepinizi Necat İşler'in adını sayıklarken duyabiliyorum. Evet, Çukur'da büyük sürpriz yapıldı. Necat İşler çok güçlü ve nüfuslu bir mafya babasını canlandıracak. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur, sürükleyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Çukur'un son bölümünde Yamaç büyük bir düşmana çatıyor. Altınları Aliço sayesinde ele geçiren Koçovalılar kiminle uğraştıklarının farkında değil. Çağatay Erdenet karakteriyle Necat İşler Çukur'a flash bir giriş yapıyor. Çağatay Yamaç Savaşı'nda neler yaşanacak? Çukur'un yeni bölümünde öğreneceğiz. Necat İşler Çukur dizisine mafyaların ağababası olarak dahil oluyor. Yamaç İstanbul'daki mafyaların tamamına savaş açmıştır. Bu mafyalar arasında ilk sırada ise Necat İşler yani Çağatay karakteri bulunuyor. Ünlü oyuncunun bu sezon sonuna kadar devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Çukur dizisinin son haftalarda en sevilen karakterleri ölüyor. Bu nedenle izleyenler isyanlarda. Önce sevilen karakter Kemal öldü. Kemal sevenleri adeta isyan etti. Sonrasında ise Cumali Koçovalı vuruldu ve öleceği konuşuluyor. Yayınlanan fragmanda Cumali'nin düşmanı hastanede Cumali'yi vurmak için odasına kadar giriyor. Büyük ihtimalle Cumali vurularak ölecek. Ayrılacak isimler daha bitmedi. Sezon sonuna kadar dizide devam edemeyecek isimler de var. Bu isimlerden biri Esun karakterine hayat veren Damla Sönmez olacak. Kendisinin başarılı bir başka yapımdan teklif aldığı duyumunu aldık. Maalesef diziye veda edecek isimler arasında o da var. Asıl bomba ise diziye gelişi bir hayli gümbürtüyle karşılanan Azer Kurtuluş karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan. O da diziden ayrılan isimler arasında olacak. Gelişi çok konuşulmuştu ama gidişi Necdet İşler geldikten sonra artık o kadar önemli değil. 01 ile hayatımıza giren Cihangir Ceyhan acaba bundan sonraki yolculuğunda hangi rollerle karşımıza çıkacak? Sen sadece gölgelerine bastın. O gölgelerin sahipleri vardır. Bu söz Necdet İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet'e ait. Ne kadar karizmatik bir adam, öyle değil mi? Bu adamın yer aldığı projeler kesinlikle gözümde VIP konumunda yer alıyor. Sanki bu iş için doğmuş bu adam. Peki bu Çağatay Erdenet kimdir? Başarılı oyuncu Güçlü Beri ailenin ortanca oğlu Çağatay Erdenet rolüyle hikayeye dahil olacak. Çukur'u yok etmek için harekete geçecek olan Çağatay, Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelirken Çukur'da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak. Peki son bölümde neler oldu? Efsun, Azer'in Yamaç'ı öldürmeyi bir türlü becerememesi sonucu olaya el atar. Azer'in topladığı Çukur'un bütün düşmanlarını kendine tanıtır ve Yamaç'a karşı güçlerini birleştirerek külçe altınları ortaya çıkarır. Mahsun'un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşar. Mahsun Yamaç'tan kendisini affetmesini ister ve sırf bu nedenle Yamaç'ı gölgesi gibi takip edip onun hayatını kurtarır. Mahsun bunu Sena için yaptığını söyler. Ancak Mahsun'un Sena'nın adını ağzına almasına çok sinirlenir. Mahsun Yamaç'a kendisini affettirmek için adam bile öldürür. Ama Yamaç yine de onu affetmez. Cumali polislere yakalanma tehlikesi yaşar. Bartolu babasının ölüm videosunu almadan Almanya'dan dönmek istemez. Paket çocuğu yok etmek isteyen adamları karşısına alıp onu dazlaklara teslim edip flash belleği almayı başarır. Karaca ile Azer arasındaki gerginlik devam ediyor. Ama bu gerginlik aynı zamanda ikiliyi birbirine yaklaştırıyor. Efsun Yamaç'a o altınları alarak kendisini büyük tehlikeye soktuğunu, onun da tehlikede olduğunu söyler. Çağatay haber gönderip Yamaç'ı ayağına çağırır. Tam bir güç gösterisi yapan Çağatay, Yamaç'ın gözü önünde mallarını taşımak istemeyen gemileri patlatır ve ondan altınları ister. Şimdiden herkese iyi seyirler.